Evet arkadaşlar. Enteresan hayatımda enteresan günler yaşıyorum bu aralar. Artık ben kendi halimi anlatıyorum. Hepiniz öğrendiniz. Çoğunuz da beni yakından tanıyorsunuz. Evime geldiniz. Çok kişi benimle teşvik mesaisi var aranızdan. Hepinize selam olsun bu arada. Biliyorsunuz ki benim babam Alzheimer hastası. Şimdi Alzheimer hastaları belli bir yerden sonra artık içerisindeki insanları tanımıyor ve yakın tarihte söylenen hiçbir şeyi hatırlamıyor. Benim babam da öyle, beni de tanımıyor. Çok gün içerisinde bir kere iki kere falan tanıyor. Ya da işte Kevser diye bir kızı varmış onun. Yani ben değilim, o kısa saçlıyım erkek zannediyor. Ve sürekli aynı şeyden bahsediyoruz evin içerisinde. Babam sürekli şunu diyor, ne yapıyorsun bu aralar? Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Sürekli ne yapıyorsun diyor. Ve biz sürekli büyük bir sevgiyle cevap veriyoruz. Şimdi bir yerden sonra gün içerisinde bunu 100 kere falan tekrar edince otomatikman sıkılıyorsun, daralıyorsun. Fakat adamcağız hasta ve agresyon yaratmamak gerekiyor. Biz bunu ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık arkadaşlar. Küçük bir oyuna çevirdik. Çekim yasasında kullanmak adına ben gene bir üç kağıt yapıp olmasını istediğim her şeyi babama olmuş gibi anlatıyorum. Mesela babam soruyor, kızım ne yapıyorsun bu aralar? İşte baba kitap yazıyorum ben ya diyorum. İşte biraz uğraşıyorum, çabalıyorum ama kitabı yazıyorum. Sonra diyor ne yapıyorsun? İşte diyorum kızım var, kızıma bakıyorum, kızımla eğleniyoruz, işte kızımla şöyle oldu böyle oldu. Az daha geçiyor. Yani bunlar hemen 5 dakika içerisinde falan oluyor zaten. Bir daha soruyor babam. Kızım ne yapıyorsun bu aralar, sen ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Diyorum eğitimler veriyorum. Ne iş yapıyorsun? Diyor hastalar geliyor, hastaları iyileştiriyorum. Ne iş yapıyorsun? Diyorum ki ben ünlü oldum, YouTuber oldum, video çekiyorum. İşte televizyona çıkıyorum. Az daha geçiyor. Kızım ne yapıyorsun diyor. İşte baba diyor milli piyangodan para çıktı. Biz çatır çatır para yiyoruz. İşte dünyanın neresine geçsek orayı bilmiyoruz. Haritadan yer beğeniyoruz. Ben sürekli böyle babama anlatıyorum. Fakat dikkat ettim şunu. Şimdi ben babama ne anlatırsam onunla ilgili, yani o anlattığım şeyle ilgili ve bunu tekrar ediyorum ama ben babama sürekli işte babacım işte yurt dışına çıkmak istiyoruz. Babacım yurt dışına çıkmak istiyoruz. Babacım işte yurt dışına gideceğiz biz. İşte tatile gidiyoruz, şuraya gidiyoruz. Tatile gidiyoruz, buraya gidiyoruz diye anlatıyorum, anlatıyorum. Eşim bana geldi dedi ki Keser dedi pasaport rezam gelecekmiş. Pasaport çıkartalım mı? Biz pasaport çıkarttık. İşte babama diyorum ki ya diyorum işte şu lazım. Şöyle şöyle şunlar olacak diyorum. Hemen onunla ilgili bir şey çıkıyor. Çekim yasasını bu şekilde kullanmaya başladım. Böylelikle babamla sohbet etmek, yani bir Alzheimer hastasıyla sohbet etmek sıkıcı halden eğlenceli hale dönüşmeye başladı. İllaki vardır başında Alzheimer hastası olan, illaki yakınında böyle sohbete ihtiyaç duyan, yapıcı ve güzel sohbete ihtiyaç duyan birileri vardır. Bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu sizin için oyun, onun için ise gönül şenliği. Ve şunu unutmayın, o hastalar hep böyle çok ağza dualı oluyor. Hep dua ediyor. Aa inşallah olur. Aa ne güzelmiş sizin hayatınız. Onay geliyor bakın. Ben bir şey yaptım diye anlatıyorum. O bir de onaylıyor beni. Evren de buna cevap veriyor. Bu cevabı ben birçok kere tecrübe ettim. Tabii ki bunu burada paylaşamayacağım sizinle. Fakat çok fazla tecrübe ettim arkadaşlar. Bir deneyin. Hem hayat sizin için daha keyifli bir hal alıyor. Hem onun için daha sakin ve keyifli bir hal alıyor. Böyle küçük bir anekdot paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.